Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yangına karşı tedbir almak ile ilgili hadis-i şerifler Bismillahirrahmanirrahim. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yatarken evlerinizde yanık vaziyette ateş bırakmayın. Ki yani çok örnekleri görülüyor. Allah korusun hem ev yanıyor hem içindekiler yanıyor. O hele hele kışın rüzgar estiği bir durumda. Ebu Musa el-Eş'ari'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Medine'de geceleyin içinde aile bulunan bir ev yanmıştı. Resul-i Ekrem'e haber verilince bu ateş sizin düşmanınızdır. Uyuyacağınız zaman onu söndürün buyurmuştur. Yani dikkat edilmesi gereken hakikaten hususlar Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kaplarınızı kapayın, tulum ve kırbaların ağızlarını bağlayın, kapılarınızı kilitleyin, kandili söndürün. Çünkü şeytan bağlı tulumu çözemez, sürgülü kapıyı açamaz, örtülü kabı açamaz. Şayet biriniz kapların ağzını kapatacak bir şey bulamazsa bir ağaç parçasını besmele çekerek kabın üzerine koysun. Yatarken kandili de söndürsün çünkü fare ev halkı içerideyken kandili devirerek evi yakabilir. Yani bunlar hep ihtimal dahilinde olan tehlikeli ve riskli durumlar. Onun için hakikaten dikkat edilmesi ehemmiyet arz ediyor. Diğer bir başlık işleri zora koşmamak. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ma es'elukum aleyhim min ecr ve ma ene minel mütekellifin. Ey Muhammed! De ki, bundan yani tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim. Bütün peygamberler hep öyle demişlerdir. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ Biz bu peygamberliğimizin karşılığında sizden hiçbir ücret istemiyoruz. Bizim ücretimiz doğrudan doğruya Allah'a aittir. İbni Ömer'in radıyallahu anh bize durduk yere zorluk çıkartmak yasaklandı dediği rivayet edilmiştir. Yani kolaylık gösterene Allah ahirette de kolaylık göstereceğini yine Efendimiz beyan ediyor. Mesruk'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mesud'un yanına vardık. O, ey insanlar! Bir şeyler bilen onu söylesin. Bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilim edebindendir. Ki eskiler eski kitaplarda, medreselerde okutulduğunda sürekli Allah-u alemi bir sevap. Hep öyle denilirdi. En doğrusunu elbette ki Allah bilir. Yani bu da hadisten alınmadır. Yüce Allah peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed de ki, bundan tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim. Çünkü o bir hem ihlasa mani bir durum hem de bir yükümlülük altına girilmiş oluyor. Hatta bir ayet-i kerimede ya Muhammed, o Mekkeli müşrikler, sen onlardan peygamberliğin karşılığında bir ücret istiyorsun diye mi onlar sana iman etmiyorlar? Yani böyle bir durum yok. Onun için bahaneleri de kalmamış oluyor. Diğer bir başlık cenazenin ardından yas tutmak. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yakılan ağız sebebiyle o ölüye kabrinde azap edilir. Bir rivayete göre de ölüye ağıt yakıldığı sürece denilmiştir. Burada şu var, bu rivayetin ölü kendisi için feryat figan edilerek ağlanması sebebiyle ızdırap duyar şeklinde de anlaşılabileceğini ifade etmek gerektir. Ki bundan önceki hadiste onu ifade etmiştik. Burada üstünü başını yırtarcasına, feryat ile bağırırcasına, adeta kadere itiraz edercesine o yasaklanan durum o şekildeki durumdur. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir. Yani bu tamamen bir cahiliye adeti. Ebu Bürde'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün babam Ebu Musa el-Eş'ari ciddi bir rahatsızlığından dolayı bayılmıştı. Başı ailesinden bir hanımın Safiye'nin kucağındaydı. Eşi bağırarak ağlamaya başladı. Fakat Ebu Musa'nın ona karşı çıkmaya takati yoktu.
Sonra ayrılıp açılınca şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzak durdu herkesten, ben de uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzak idi. Yani siz de o durumdan uzak olun. Feryat ile üstünü başını yırtarak, yüzünü yolarak o şekildeki durumdan sakındırmış oluyor. Muhire bin Şube'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ardından feryat edilerek ağlanan ölüye bu feryat sebebiyle kıyamet günü azap edilir buyurdu. Ümmü Atiye Nüseybe'nin radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat yani bağlılık yemini esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı. Kadınların tabii o noktada biraz zafiyet noktası, zafiyeti. Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir bir gün. Abdullah bin Revaha baygın düştü. Kız kardeşi vay benim dağ gibi kardeşim. Ah benim şöyle şöyle kardeşim diye onun meziyetlerini sayarak ağlamaya başladı. Abdullah bin Revaha kendine geldiğinde hakkımda ne söyledin ki bana? Sen şöyle, şöyle misin denildi, dedi. Yani o konuda genel olaraktan hakikaten yani bu ölüm bir haktır. Yani ölüm ile ilgili çok şeyler ifade edilebilir. Yani Rabbimizin de ifade ettiği gibi خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنَ عَمَلًا Allah hayatı da ölümü de hanginizin daha güzel amel işleyeceğinizi sınamak için yarattı. Yani geliş elimizde olmadığı gibi gidiş de elimizde değil. Gelmeyi kabul ettiğimiz gibi gitmeyi de kabul etmemiz gerekir. Çünkü ölüm aslında bir doğumdur. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud ile birlikte Sa'd'ı ziyarete geldiler. Hazreti Peygamber onu baygın bir halde görünce yoksa öldü mü diye sordu. Hayır ey Allah'ın Resulü dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insanı azap etmez. Fakat eliyle diline işaret ederek işte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder buyurdu. Yani insanın başına zaten ne geliyorsa hep o dilinden geliyor. Bütün problemlerin ana kaynağı o. Efendimiz ise yani dili konusunda garanti verene cenneti garanti veriyor o derece. Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cenazeye ağıt yakan ağıtçı kadın ölmeden evvel tevbe etmezse kıyamet günü üzerinde katrandan bir gömlek ve uyuzlu bir giysi olduğu halde diriltilir. Bir de o da var yani. Özellikle bir kadın tutup bizim cenazemiz oldu mu kaça ağlarsın. Yani hakikaten çirkin bir durum. Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlarda vardı. O noktada biat ve onlardan Efendimiz söz almış oldu. Evet Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölen biri için ağaççıları vay dağ gibi dayanağımız vay Efendimiz gibi sözler demeye başladıkları zaman bu ölü için iki melek vazifelendirir. Onlar sen böyle miydin derler. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlardaki şu iki huy, nimete karşı nankörlükten kaynaklanmaktadır. Yani adiyatta da lekenu diyor insan çok nankördür. Soy sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak. Feryat ile.
ve geçici olduğunu da daha sonra aslında insan anlıyor. Diğer bir başlık, kahin, falcı, medyum ve benzerlerine inanmamak. Yani hakikaten bu Riyaz-ı Salih'in özelliği o. Onun için hayat düsturlarını, evet, diğer hadis kitapları, kütüb-i sitte, tis'a gibi 6 veya 9 hadis kitapları, evet, çok geniş kapsamlı. Fakat Riyaz-ı Salih'in hayati meseleleri, gündelik meseleleri, hayattaki olan, gündemimize taalluk eden meselelerle ilgili hadis-i şerifleri almış oluyor. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir grup insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kahinler hakkında sorular sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden yüz yalan karıştırırlar buyurdu. Kur'an-ı Kerim gelmeden önce Mekke'de kahinlik vardı. Kahinler gök hırsızlığı yapan cinlerin almış olduğu bazı haberleri, yani bu medyanın da son saniye haberler, son dakika haberler diye yapmış olduğu internet ortamında özellikle bunun gibi getiriyor, kahinlere bildiriyor yarım yamalak. Kahin de onun üzerine birkaç şey koyuyor, piyasaya sürüyor. Ve tabii ki o gökyüzündeki olaylar yeryüzüyle alakadar. Oradan kulak hırsızlığı yaparak almış oldukları, meleklerden almış oldukları bazı haberler yarım yamalak da olsa kahinlere getiriyor. Onlar da üzerine birkaç şey kataraktan insanlara söylüyor. Aa, gerçekten çıktı ya, şu dediği doğru. %1'i doğru, 99 tanesi kuyruklu. Buhari'nin bir rivayetinde Aişe radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittim demiştir. Melekler bulutlara inerler ve gökyüzünde gelecekte gerçekleşecek bazı şeyleri aralarında konuşurlarken şeytanlar onlardan bir haber kapıp işittiklerini kahinlere gizlice ulaştırırlar. Bu haberlerle beraber kendiliklerinden de yüz yalan uydururlar. Ve haşa, ondan sonra adam gördün mü geleceği bildi. Değil. Yani bazı işaret, bazı belirtiler, alametlerden hareket ile bazı tahminlerde, tabiri caizse hava tahmin raporu gibi. Nitekim hava tahmin raporları bazen tutmuyor. Ebu Ubeyd'in kızı Safiye'nin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarının rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arrafa, yani kayıp ya da çalıntının yerine haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu. Yani burada Cenab-ı Hak'tan bilmeyip de tabiri caizse o kişiden bilmek. Yani burada marifetullah'a gölge düşürecek bir durumda, tevhide gölge düşürecek bir durumdan sakınılması ve kaçınılması. Yani burada aynı zamanda işte falan haşa gaybı biliyor değil yani. Gaybı bilen Allah'tır. Kabisa bin Muharik'in radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yıldızlardan, burçlardan astrolojik bilgi edinen kişi sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar. Yani bu da nedir? Tahmini bir durumdur. Kesinliği kesinlikle ifade etmez. Muaviye bin Hakem'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir bir gün. Ey Allah'ın Resulü, ben cahiliye devrinden yeni kurtulmuş biriyim. Allah Teala bize İslam'ı getirdi. Bizden bazı kimseler kahinlere gidiyor. Ne dersiniz dedim. Resul-i Ekrem sen gitme buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, bazılarımız da uğursuzluğa inanıyorlar. Buna ne dersiniz dedim. Yani teşaum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu onların kalplerine gelen bir takım vesveselerden ibarettir. Bu inanç onları işlerinden alıkoymasın buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, içimizde kumlar üzerine çizgiler çizen ve geleceğe dair konuşanlar var dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberlerden biri de kum üzerine çizgiler çizerdi. Bir kimsenin çizdiği çizgi onunkine denk gelirse ne âlâ. Cevabını verdi.
İslam alimleri fal kabilinden her türlü girişimin abesle iştigal olduğunu söylemişlerdir. Burada da aynı şekilde. Yani şu anda dünyada, memleketimizde genel olan sıkıntılar, problemler belli. Ne yapacak? Psikolojikmen önce bunları devreye koymuş olacak. Aa, nasıl da bildi ya maddi sıkıntı içerimizde olduğunu, ekonomik sıkıntı içerisinde olduğumuzu gerçekten bildi ya. Aa, çocuğumuzun bir problemini gerçekten doğru söyledi kabilinden. Bunlar genel olaraktan toplumsal meseleler. Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niteliksiz köpekleri satarak elde edilen bedeli, fuhuş yolu ile elde edilen kazancı ve falcılıktan alınan ücreti yasaklamıştır. Yani bunlar toplumsal problemler, hastalıklar. Onun için bu durumdan toplum olarak sakınılması lazım. Diğer bir başlık uğursuzluk. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Fe'el yani hayra yorma ise hoşuma gider buyurdu. Ashab ey Allah'ın Resulü fe'el nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi. Hatta rüya bile mesela kötü görmüşse bile hayra yorumlanır. Ki öyle olsun diye en azından. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur, uğursuzluk da yoktur. Şayet bir şeyde uğursuzluk olsaydı evde, kadında, atta olabilirdi buyurmuştur. Tabi izaha muhtaç şöyle bir not da var. Hazreti Ayşe, kadın, at ve evde uğursuzluk bulunduğunu ifade eden hadislerin Hazreti Peygamber'den eksik işitildiğini belirtir. Ona göre Hazreti Peygamber cahiliye insanlarının veya Yahudilerin bu üç şeyi uğursuz saydıklarını anlatırken hadisi nakledenler bu kısmı duymamışlardır şeklinde bir not da burada verilmiş olmaktadır. Hüreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı. Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu. Bunun en iyisi fe'el yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanın yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde Allahümme la ye'ti bil hasenati illa ent ve la yedfe'u siyyati illa ent ve la havle ve la kuvvete illa bik Allah'ım. İyilikleri yalnız sen verirsin. Kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve kudret yalnız senin yardımınladır diye dua etsin. Yani hayrihi ve şerrihi. Hayır da ondan, şer de ondandır. Diğer bir başlık canlı resmi yapmamak. Yani genel olarak daha önce de geçtiydi. İslamiyet resme çok olumlu bakmıyor, müsbet bakmıyor. Ki bugün medya dünyasında, yani affedersiniz fuhuş dünyasında ve olumsuz yönde bunların kullanılmasında zararları görülüyor. Yani önemli lüzumlu şeylerde bu silah gibi yani. Olumsuz yönde de kullanılabilir, olumlu yönde de düşmana karşı da, dosta karşı da. Burada baktığımız zaman olumsuz yönü insanları yaralayıcı, kalplerini, akıllarını, duygularını yaralayıcı, olumsuzluğa itici durumlar çok. Yani zihinleri bulandırmak istemiyoruz. Adam araba tekeri reklamını yapıyor, kadın kullanıyor. Yani demek ki bunun amacı reklamda teker değil yani. Bismillah. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler. Ve özellikle bazı belediyelere duyurulur. Ve onlar da toplumun helal olan vergilerini alaraktan put yapanlar, heykel yapan o bazı belediyelere duyurulur. Bir daha okuyayım. Tapılmak maksadıyla bu suretleri veya gereksiz yere. Bir anlamı yok yani. Bir sanat estetiği yok. Adam eşek yapmış. Adam birisi eşeği sırtına almış taşıyor. Heykelini yapmış. Yani milletin bu sıkıntı içerisindeyken parasını basit şeylere veren insanlar basittir. Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler. Ve onlara yarattığınız şeylere can verin bakalım denilecektir. Yani cahiliye adetini bu zamanımızda da heykel sevdacılığı, seviciliği ile maalesef devam ettirilmektedir. Bu marifeti olmayan insanların veyahut da ayıplarını setretmeye çalışan insanların
Güya marifet arama marifetleri. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan, yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perde ile örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benzi attı ve ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık. Abdullah bin Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılsın diye resim, heykel yapan herkes cehennemdedir. Yani aslında burada bir güya şerh olarak şey yapılmış. Yani şerh olarak ifade edilmiş. Yoksa burada o mana yok. Buradaki kişi yorumlayan onu kendi yorumuna göre ifade etmiş. Genel manası resim, heykel yapan herkes cehennemdedir. Yani burada onun için söyledim. Yani çok bu konu ele alınması ki daha önce de ele aldıydım. Yani çok olumlu bakmıyor. İslamiyet buna çok olumlu o noktada bakmıyor. Olumsuzluk yönünde kullanılması ve onun vermiş olduğu tahrip ve zararlar çok olduğu için. Resim, heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbn Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap demiştir. İşte burada dikkat edilen Cenab-ı Hakk'ın sanatını göstermek. O harikalığı göstermek. Yani burada bir derece kötülüklere vesile olmamak, hayra, güzelliklere, tefekküre vesile olacak şeyler yapmak. Şeytani durumlardan uzak olunması gereken hususlar. Yine İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünyada bir canlı resim yapandan kıyamet gününde yaptığı resme can vermesi istenir. Halbuki onun buna gücü yetmeyecek ve azabı da uzayacaktır. İbn Mesud'un radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak olanlar resim, heykel yapanlardır. Burada da daha önce de geçtiği için burada da şöyle bir not var. Hadisten de 1686. hadisten de anlaşıldığına göre Buhari şarihleri bu şiddetli azabın Allah'ın yarattığı gibi yaratmaya kalkışan, bu hususta Allah ile yarışa girişen, tapınılacağını bildiği halde put yapan ressam, heykeltıraşlara ve bunu helal sayanlara ait olduğunu açıklamışlardır. Malum Kabe'nin içerisinde 360 tane put vardı. Hübel en büyükleriydi. Yani putperestlik, yani o zihniyetin canlandırılmasına çalışılması. Dediğimiz gibi bazı belediyeler maşallah birbirleriyle o konuda yarış ediyorlar. Bunun hesabı var. Hem millet tarafından hesabı olacak hem Allah tarafından. Bu insanlar gidecek. Yani ölüm haktır. Elbette ki yaptıklarından sorulacak. Rabbimizin ifadesi gibi. Ey hasabul insan en yutrukesula. İnsan başı boş bırakılacağını mı zanneder? İnsan ipi boğazına sarılıp istediği yerde otlamak üzere başıboş bırakılmış bir varlık değildir. Her amelinden az çok küçük büyük sorguya çekilecektir. Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir arpa tanesi yaratsınlar. Yoktan var etsinler bakalım buyurdu. Evet ve devam ile Ebu Talha'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İçinde köpek ve canlı resmi, heykeli bulunan bir eve rahmet melekleri girmez. Burada özellikle burada şunu ifade edeyim. Melekler kısım kısımdır. Burada özellikle rahmet melekleri doğru yani. Çünkü eğer melekler girmeyecek genel ifade edilirse o zaman kimsenin ölmemesi lazım. Veya ölmeyecek olan insanlar evine resim vesaire koyması lazım. Yani oraya Azrail geliyor yani. Hafaza melekleri de gelir. Kiramen katibin melekleri zaten sürekli insanla beraber. Dur ki bunları kovayım, eve resim ve heykel koyayım değil yani. Bunun için belki de burada bir not da verilmiş. Bu kabir uyarılar İslam'ın ilk yıllarında cahiliyeden kalma inanç, adet ve alışkanlıkların bir an evvel değiştirilmesine yöneliktir şeklinde bir not da düşünmüş. Yani onun için genel olarak da bunlardan yani böyle hararetle hakikaten kimlerinde çünkü düşünüyoruz hastalık derecesinde.
Mesela ölmüşlerinin bütün boy boy fotoğraflarını sıralamış misal olarak. İbni Ömer radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gün Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyarete geleceğini vaat etmişti. Fakat gecikti ve bu Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zoruna gitti. Evden çıkınca Cebrail aleyhisselam ile karşılaştı. Onun gecikmesinden şikayet etmesi üzerine Cebrail, biz melekler, içinde köpek ve resim, heykel bulunan eve girmeyiz dedi. Çünkü o mesela Cebrail orada rahmet meleği olarak o kategoriye girmiş oluyor. Aişe'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir. Cebrail aleyhisselam Resulullah'a bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem Allah ve elçileri sözünden dönmez. Çünkü Cebrail de Efendimiz gibi Muhammed'in emin gibi Cibril'i emindir. O da emindir. Diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine ya Ayşe bu köpek buraya ne zaman girdi diye sordu. Ben de vallahi bilmiyorum dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben geleceğini vaat etmiştin. Oturup beklemedim ama gelmedin deyince okuturup bekledim ama gelmedin deyince Cebrail aleyhisselam evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler içinde köpek ve resim heykel bulunan bir eve girmeyiz demiştir. Bir de düşününüz ki Cenab-ı Hak'tan direktmen vahiy alıyor. Üstün makamın temsilcileri Cebrail. Vahiy makamının temsilcisi. Böyle basit şeylerden tabiri caizse uzak duruyor. Burada bazı notlar düşürmüş. Hatta bir Ebu Davud ve diğer hadisçilere göre buradaki meleklerden kastedilen Cebrail ve İsrafil gibi vahiy melekleridir. Hafaza amelleri yazan yazıcılar ve rahmet melekleri bunun dışındadır. İbni Hibban ise bu hüküm Resulullah'a özgüdür. Artık Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem sonra vahiy kesildiğinden başkalarını kapsamaz der. Bu notta düşünmüş. Ebu Heyyac Hayyan bin Husayn'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o demiştir ki bir gün Ali radıyallahu anh bana şöyle dedi. Resulullah'ın beni gönderdiği görev ile seni göndereyim mi? Yok etmedik ne bir canlı resmi heykeli ne de yüksek bir kabir bırak dedi. Bununla ilgili de tabiri bu hadisin tapınmak üzere yapılan canlı resimlerine ve putlara yorulduğunu söyler. Bununla ilgili bu konudaki açıklama için 653. hadisin dipnotuna bakınız. Diğeri de bu gibi görevler fertlerin değil yetkililerindir. Yani fertler tabii cezalandırma, sorumlama gibi durumlardan sorumlu değiller. Evet, Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.